Evet millet, bugün Sofrayı Company adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyunun şekil adı da görüldüğü üzere. Yine simülasyon türünde bir oyun kendisi. Programlacı olduğumuz, programcı olduğumuz, program yazdığımız bir simülasyon oyunu kendisi. Bunun daha öncesinde işte oyun geliştirme olanı falan da vardı. Hatta sinema company falan da vardı. Biliyorsunuz işte onun gibi bu da program geliştirme üstüne bir oyun. Birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz, detaylarına bakacağız. Şöyle aşağı gelecek olursak fiyatı 100 liraymış. 10 dolar 100 lira. Bölgesel fiyatlandırmanın biraz sıkıntılı olduğunu söylemem gerekiyor. Türkçe dil seçeneğimiz yok ama ben Türkçe dil seçeneği ekledim. Unity oyunlarını Türkçe yapmayla ilgili bir rehberimiz var biliyorsunuz. O videoya bakabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir bakacak olursak. Yani burada işte detaylardan bahsediyor. Sistem gereksinimleri çok yüksek değil. Daha da fazla zaten uzatmadan direkt oyuna geçelim istiyorum. Simülasyon strateji diye geçiyor zaten. Bağımsız bu arada. Ne oldu? Müzik nereden geliyor? Şuradan geliyor. Ha tamam. Dedim buradan mı geliyor da tamamdır. Menüsü bu şekilde görüyorsunuz zaten. Böyle bir menü. Buradan yeni başlayacağız. Dediğim gibi ayarları ben Türkçe yaptım. Daha doğrusu Türkçe dil ekledim. Unity Türkçe yapma ile ilgili rehberimiz var dediğim gibi. Buradan oyuncu kurulumu. Şimdi buradan karakterimizi oluşturacağız. Direkt Class TV diyelim yine standart. Ha, adı ve soyadı. React Class TV. Çok mantıklı değil mi? Neyse. Yapay zeka oluşturma engel rast neymiş? Zeka şimdi rastgele öğreticiler etkinleştir. Stüdyo adı. React Class Studio. Üf, fena. Bu ne? Ülke seçiyormuşuz. Bunlar bu arada çeviriyor ufak ufak da biraz sıkıntılı geliyor. Türkçe dil olayı böyle parça parça Google'dan çeviri yaparak geldiği için. Bak geldi bunlar. Burası niye gelmedi lan? Çok enteresan. Amerika yapacağım. Tamam. Şimdi buradan statlarımız var büyük ihtimal. Bir şeyleri arttırabiliyoruz. Toplamda 7 puanımız var mesela. Hepsi 5. Bakın kaç nerede? Programlama yeteneğim yüksek olsun. Sese çok ya. Grafik bir tık olabilir. İyi olur. Tasarım özellikle gerekiyor. Bunların iyi olması gerekiyor da ses çok önemli değil gibi şu an için en azından. Belki bir tek ona da verebilirdim de. En önemli bu üçü şu an. Ben de bir yazılımcı olarak tabii bunlara dikkat etmemiz lazım. Karakterimizi seçin. Nasıl bir karakter? Bu nasıl bir karakter? Oğlum dans eden programcı olmaz bir kere. Böyle bir şey olamaz. Heh, bu tamam ya bu. Şöyle yapacağım ve tamam herhalde. Oyunu oluşturalım. Başlayalım. Ufaktan başlıyoruz. Şimdi burada erken erişimdedir falan diyor zaten de erken erişimde vardı. Evet. Oyun geliştirilmeye devam ediyor hala. Onu söyleyeyim. Bak yine ben hangi bir atabilir miyiz? Çekinmeyin. Tamam. Şimdi çevirsin şuralara bir ufak bakayım. Development Progress. Biraz olur. Buraya niye çevirmiyor? Ha, parça parça çevireceği için. Farklı yerleri şu an çeviriyor. Games. Games mi? Orada diyor paramız var diyor. İşte paramızı görüyormuşuz. Oyun geçimi biraz paraya... Oğlum oyun geliştirme diyor bu ama. Bu da mı oyun geliştirme üstüne? Oğlum oyun olduğunu bileydin. Bu arada farklı yapardım. Sese de ihtiyacımız vardı. Ben direkt programlama ile olacak sandım ama neyse. İş gücü işte sen doğru doğru işleyebilirsin. Tamam. Sesler bu arada yok gibi bir şey oldu ya. Bu arada stüdyonun ismini şuraya direkt yapıştırmışlar ha. Böyle bir haritamız var. Okey. VASD ile böyle hareket ettirebiliyoruz. Mouse'la da hareket ediyor. Drag drop olayları varmış. QA ile şöyle etrafında optimizasyonda bir tık sıkıntı var.
Bir tek sıkıntılı olabilir optimizasyon. Space bir şey dedi ama onu göremedim. Neyse, ben kimdir şimdi değilim. Mesaj devam etmeyi bugün düğme. Tamam. Oradan genel bakışını yapıyorsun şirketin. Bunlara böyle baktıkça parça parça Türkçeleştiriyor da. En çok satış oyunu falan filan. Yeni proje oluştur deyip proje oluşturabiliyorsun. Kontaklar iletişimle olacaklar galiba. Burada da personeller, diğer bizdeki ekibimizdeki kişiler yeni personel alabiliyormuşuz şöyle. Rank mı? Bir şey bankaymış pardon. Bankacılık yazıyormuş. Nasıl rank diye okuduysam. Mesaj bastığında şöyle bir menü geliyor. Ne ki bu? Pause menü, kaydetmek, yükle, seçenekler, çıkış. Türkçeleştirme çok iyi değil tabii, takdir edersiniz ki. Lan nereye gitti onlar? Burası niye kayboluyor? Buradan hızlandırabiliyoruz. Bilmem falan hızlandırma olaylar bir şeyler. Durdurabiliyorsun. Ha, devam et. En son şuna bakıyorduk. İş alım dedi, banka dedik. Pazarlama olayı varmış burada. Bunlara paralar harcanıyor. Araştırma geliştirme olayları varmış. Grafikler, metin tabanlı grafik falan. Bunlar geliştirilmiş şu anda. Ya tutorial var burada da. Tutorial'ı çok beğenmedim ben şu an. UGN'i, IGN'i çakma çıkarmışlar. Güzel. Haberler, incelemelerimiz var. Oyun karakterleri var. Zaman grafiği var. Bu gene güzelmiş bu arada, başarılı. Peki. Harika, şimdi çıktı geliştirmeye geçelim. PC düşünüyorum. Tamam, ilk projemizi oluşturuyoruz herhalde. Oyun adına girelim. Ne diyelim? Ne türü var? Her tür açık şu an ama. Enteresan. Aksiyon, aksiyon. Alt... Ne diyelim? Nasıl bir şeye başlayalım ki? En miniden başlayalım. Bir doom yapalım, değil mi? Boom yapalım biz de. Boom. Evet. Aksiyon ve macera. Bakayım. Burada başka ne seçenekler var? Sınav, bulmaca, parti, yarışma, bilmem ne, bir sürü bir şey. Uçaklar. Aliens mi? Oluru var. Aliens'ın da. Uzaylılar, anime, kıyamet, sanat. Gerçi Doom biraz daha böyle. Dur bakayım, var mı? Zombi değil. Ya da savaş, virüs, kan... Bu ne? Vampir. Oğlum her tür var neredeyse, tema bir sürü. Bunları parça parça açıyor olmaları gerekiyordu sanıyorum ben ama direkt açmışlar. Satçı, bilgi yarışması, bulmaca, polis. Yok mu böyle? Neyse, biz o herhalde uzaylılar diyeceğiz. Aslında dur bakayım. Şehir, kolonileşme, şirket, fethetme. Cyber. Cyberpunk falan bile var. Heh. Doom. Evet. Doom'u yapıyoruz şu an. Game size. Oyunun size'ı bir plus'tan bir başlayalım. Bu büyük ihtimalle fiyatını arttıracak bu game size'ı. O yüzden B'den başlatacağım. Gençler için. Evet. PC. Pazar payı şu an %62 burada. Bu neymiş lan? Rotary ne? Rotary. Eski şey mi o? Bilgisayar. Fiyat. Oyunun fiyatı mı? 9 dolar. Bilinen çalışma ayarları. Bu neymiş? Ana uyum teması falan. Oyun açıklaması. Düşmanları yen. Çok açıklayıcı ve temiz. Evet. Basit. Fizik. Fizik. Bu ne? Buralardan bir şeyler yapılıyor büyük ihtimalle. Bu niye böyle?
Boş buralar, garip bir şekilde. Neyse, devam bakalım. Heh. Ne burada ayarlayacağız? Grafikler meh olsun da oynanış iyi olsun. İyi, evet. İçerik kontroller de fena olmasın. Sesler çok şey olmasına gerek yok. Tamam. Klavye kontrolleri, joystick. Yarış değil. Hile kodları Paskalya. Yerel. Paskalya dediği şey mi? Destrek yapma acaba. Özel şu karakterlere yapılan kanepe. Lan keşke Türkçeleştirmeseydik ya. Bazen Türkçeleştirdiğim zaman hiç anlamıyorum ha. Daha kötü oluyor. Kontrol noktaları. Yerel. Hikaye olabilir. Yüksek puan olayı olsun. Geliştirme süreci 5 ay. Başla. Tamam mı? Şu an her şey tamam gibi. Başlat peki. Bir geliştirici atamamız gerekiyormuş. Ha, tamam. Böyle, tamam. TV TV ne oğlum? O, ne biçim bir isim? Neyse, başla bakayım geliştirmeye. Ne diye zaten taşan. Aynı adı yan taşan bir oyun yayınladınız mı? Nasıl ya? Ha, bu geliyor. İki kere bastım galiba. Bir sıkıntılar var arkadaşlar. Evet, gözüküyor. Bu NPC hazırlanıyor muymuş? Nerede lan o? Nereye gitti ki? Bir yeni proje. Kapattım. Kontaklar. Lan sabah oldu. Ha, başlıyor. Çalışma alanı seçenekleri falan diyor. Gitarlar, bilmem neler, bir şeyler, oyun özellikleri. Tür, yeni motor geliştirme, oyun motoru falan. Bayağı detaylı bir şeyler var da. Küçük ofis. Yakında gelecek falan. Orada şu an bir şey yapamıyoruz gibi. Ne oldu şimdi ya? PC ben kim düşünüldü diye mesela. Vurgulanan düğmeye devam etmek için. Sol alt kısımda bulunan. Ne oldu bu şimdi? Hazır inceleme diyor. Bu ne oldu bu? Bu ne oldu abi? Ben anlamadım onu. Sol alt kısmından bir şeye bakın diyor da. Loğumda ne bileyim abi, şu an isim de aklıma gelmedi tekrar. Tamam mı? Allah Allah. Buraya geliyor, burada kalıyor. Bu nasıl gelişecek aga? Hazır inceleme diyor. İncelemeden nereye gidiyor? Dur bakayım. Bu bir yere geliyor, oradan başlatacağız biz bunu ama nereye geliyor onu anlamadım. Buradan random da yapabiliyoruz bu arada galiba da. Şu anki aktivite boşta bak. Bunu işte yapmam lazım. Nasıl yapacağız onu? Personel alma olayı var burada. Banka yolu var. Özel reklamlar. Araştırma geliştirme var. Oradan iş yeri alacağız galiba ya. Al bakayım. Alamıyoruz mu? Alınmıyor ki. Ha, burada gözüküyor.
Niye böyle oldu peki? Bir şey yanlış ama anlamadım. Çalışma alanı seçenekleri. Başka bir yere de tıklamıyor. Onyx sağlıyor. Öğreticiyi kapattım. Yönlendirme çok başarısız abi. Hiç yok yani. Şimdi şunun olayını ben anlamadım abi. Bu niye böyle ya? Şurası var değil mi? Dur lan, bura mı acaba? Yo. Burayı gösteriyor. Açık bilgisayar. Açtım. Yükseltme yok. Nasıl başlatacağız abi işe? Yayınlanan oyunlara genel bakış. Genel bakışımız var. Buradan. Geliştirme oyunları. Abi bunu bir yerden başlatıyor olmamız lazım. Niye bu kadar kötü peki ana menüsü? İşçiyi takip edin diyor. Boşta diyor. Bak niye boşta mesela? Aha ne oluyor? Bak hele ya. Bu Hezat, finansman, staff mutfak onlar değil. Personel mi alsak, ne yapsak? Oha. Gecenin bir vakti arıyoruz, değil mi? Hmm. Bir oyum tabi. Geliyor. Ne oldu lan? Yazılar gitti. Kapat kapat. Oğlum çok acayip ya oyun. Çok. Oraya bas deyip duruyor bak. Burada bir şey var ama. Açık bilgisayar. Al açtık. Bu burayı açıyor. Buradan geldiğin zaman da bir şey yok. Yönlendirmeler çok başarısız ya gerçekten ne yazık ki ama yok yani. Pazarlama işte bir şeyler geliştirebiliyorsun. Bunlar zaten olanlar galiba da. Araştırma geliştirme. Ha gidiyor bizimki. Nereye gidiyor? İzleyebiliyorsun falan. Ya güzel yaptığı şeyler var da. Abi çok bazı şeyler çok saçma yani. Nerede olduğu belli değil mesela bak. Şu an ne yapacağım mesela? Bunu ben koyduğum zaman direkt bir yerden başlattırmam lazım. Nasıl yapacağız onu? Durdurmak. Bir şeyler. Menüde de zaten sıkıntı var bak. Burayı hala açıyor. Tıklıyorum burayı açıyor falan. Yok abi. Bayağı sıkıntılı. Bu oyunun çok gelişmesi lazım. Bayağı bir gelişmesi lazım. Game Tycoon diye bir oyun vardı. O mesela kolay bir şekilde arayüzüyle her şeyini yapabiliyordum. Burada bayağı sıkıntılar var bak.
İyi yerlerden patlıyoruz ama anlamadım. Normalde yapmam gereken her şeyi yaptım ama. Bak buradan özellikleri seçiyormuşsun bana. Tamam bunları yaptık abi. Biz niye yapamadık ya bunu? Geliştirmeye başlatamadık bir türlü. Orada sıkıntı var. Ha kapandı. Ne oldu? Hemen çok hızlısından bir test daha yapacağım. Yalan olmasın hadi. Bir test daha yapacağım. Son testim bu. Açıl abi. Çok hızlı bir test yapacağım. Ya bu kadar saçma zor olmamalıydı diye tahmin ediyorum. Hotfix yapalım. Şimdi bazı UI falan bir şeyler düzeltmeye çalışmışlar. Oradan yeni karakter oluşturuyormuşuz yine. Test 1 diyeceğim. Ya da direkt kendi. Reckless diyelim ya. Reckless Studio. Bunları ellemiyorum. Programlama bir tık ses ver. Oldu mu? Bence oldu. Başla bakayım. Bir de böyle başlayalım bir daha. Bu arada sesleri var oyunun ya. Sesleri niye var abi oyunun? Kapattık bunu. Oyunda çok şey. Düzeltilmesi gereken çok şey var. Bak. Tıklayamıyoruz bile bazı yerlerde. Yardımcının çekeceğim oyunudur falan filan. Bunları geçebiliyoruz mu abi? Hızlanamıyoruz mu burada? Geç abi bunu. Bu kısımdan direkt bir tane oyun geliştir diyeceğim. Boom diye bir tane oyun. Gençler için. Yok et. Çok easy bir. Bilinen çalışma ayarları, amatör için uygun temalar falan filan. 9 dolar olsun. Başka uçak değil de bunu ne yapalım? Bunu da zombi alalım. Bilmiyorum şu an. Öyle aklıma geldiği gibi yapıyorum direkt. Geçtim. Lobby olsun. Grafik. Oynanış. Hiç yok. Kontrol. Kontrol ne la? Oynanışa mı gömsem ya? Belki bir tık da içerik ya. Ses de verelim hadi. 5 ay. Yap. Atanan benim. Bak buraya geldi şimdi bak. Az önce bug vardı bildiğin ya. Başla. Bak yine olmadı. Zaten yayınladınız. Farklı bir isim seçin. Nasıl yayınlandı abi? Ne oldu? Geldi mi buraya o zaman? Bak bu. Ne yaptık ki oyunda ya? Yok abi ben yok hiç. Hiç ama hiç alışamadım, sevemedim. Oyunu böylece bitiriyorum. İlk defa bir oyunu yani bu kadar sıkıntı yaşıyorum gerçekten. Şimdi bu tarz oyunların çok temiz işlenmesi lazım. Yani tam grafikleri bir şekilde yapmaya çalışmışlar da. Yani rahat olması lazım. Direkt bir iki tuşla ayarlanıp rahat bir şekilde geliştirini yapıp mesela. Çünkü simülasyon oyunu abi bu. Bilmiyorum ya. Game Tycoon falan oynadıktan sonra bu çok şey geldi bana. Daha detaylı yapmaya çalışmışlar. Daha karıştırmışlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Ya onu görüyorum ben sadece. Neyse daha fazla uzatmayalım. Oyunun genel bakışına geldiği olursa grafikleri işte görüyorsunuz. Sesler yine fena değil. Oynanış çok sıkıntılı. Özellikle tutorial, o eğitim kısmı çok sıkıntılı bence.
içerisindeki detay bir sürü şey yapılabiliyor ama yönlendirmelerden dolayı çok sıkıntı yaşanıyor. Çok daha basitleştirilmesi lazım. Bu tarz oyunlar detayına rağmen basitleştirilmesi gerek. En önemli şey odur. Onu yapamamışlar ne yazık ki. Yine bunun dışında yine açıkçası benim için ortalamanın altındaydı. Yani çok sıkıntılı duruyor. Geliştirilmesi lazım oyunun. Bayağı bir geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi yavaştan böyle bitireceğim. Soft Cry Company özetle böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenimimizin sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş olduk.